Evet, iyi akşamlar. 2011-2021 yılının ilk programıyla karşınızdayız. Yine günlerden çarşamba. Bugün çok değerli bir konuğum var. Adıyaman'da böyle kendinden söz ettiren, tabir caizse nam salan, kendi alanında profesyonel çalışan bir kardeşimizle birlikte olacağız. Ve çok farklı bir konuda sohbet edeceğiz. Kim bu arkadaşımız? Adıyaman Filarmoni Orkestrası kurucusu, eğitimci, orkestra şefi, sanat yönetmeni Özgür Oğuz ile yaşamı, sanatı ve sanata bakış açısını ele alacağız. Sanat iyileştirir diyor hocamız. Bakalım nasıl iyileştirir, ona bakacağız. Kardeşimizi önce hoş geldiniz diyeceğiz, ondan sonra kendisini tanıyacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Fahrettin Bey. Şeref verdiniz. Dediğim gibi birçok alanda böyle uzman sınız, profesyonel çalışıyorsunuz. Sanat iyileştirir diyorsunuz. Bu bir iddia aslında. Sanat evet. İyileştirir. Şöyle kısaca biz tanıyalım, ondan sonra. Mersin doğumluyum. 2010 senesi, yanlış olmasın. Asker öğretmenlik süreciyle birlikte bir Adıyaman yaşantımız başladı bizim. Evet. 2012 yılında Adıyaman Filarmoni Orkestrası'nı kurdum. Tabii bu süreçte burada bazı okullarda çalıştım müzik öğretmeni olarak. En son Güzel Sanatlar Lisesi'nde hala devam ediyorum. 2012'de Adıyaman Filarmoni Orkestrası'nı kurdum. Adıyaman Filarmoni Orkestrası ve Polifonik Korolar Derneği olarak aslında kuruldu. Polifonik yani çok sesli korolar derneği aynı zamanda. Yani buradaki amaç... Adıyaman'da sanatsal anlamda hem evet. Ulusal hem de uluslararası çapta bir şeyler yapmaya çalışmaktı. Evet. 2012'den bugüne neredeyse elimizden gelen her şeyi yaptık. Evet. Uyumadık. Bunları böyle aşama konuştuk. Aşama çok, evet, konuşacağız. Yani. gerçekten bir macera diyebiliriz. Böyle bir dolu dolu sanatın çok her alanıyla böyle evet. ilgilenmişsiniz, el kesinlikle. Atmışsınız. Biraz irdeledim böyle program öncesi baktım. Evet, şeyden başlayalım. Siz de bahsettiniz ya, 2012 yılında Adıyaman'da bir filarmoni orkestrası kurdunuz ve bunun şefliğinde siz üstlendiniz. Zaten evet. müzik öğretmesiniz. Bu işe de gönül veren bir kardeşimizsiniz. Tabii bu Adıyaman'da ilk. Evet. İlk kez evet. Adıyaman'da bir filarmoni evet. orkestrası kuruldu. Böyle bir düşünce nereden vardınız? Bir kurumun yönlendirmesiyle mi oldu, yoksa bu fikir tamamen sizden mi çıktı? Bu macerayı bir anlatalım. Yani benim eğitimcilik anlayışımda dört duvar yok. Evet. Yani bu sadece işte eline kalem al, tahtada bir şeyler yaz, anlat filan değil. Dışarıda da bu süreç devam eder, etmeli diye düşünürüm her zaman. Sonrasında Adıyaman'da yani yaşarken bir şeyler yapılması gerektiğini düşündüm. Mesela biraz etrafı inceledim. Bunu çok zaman o süreçte büyüklerimle de paylaştım. Adıyaman ortada bir ada gibi aynı. İşte insanlar lütfen alınmasın. Yani hiç kimsenin hiçbir şeyinde hiç gözümüz yok. Kesinlikle her tarafta bütün kurumlar olsun ama işte Malatya'da Devlet Tiyatrosu var. Urfa'da, Antep'te Devlet Klasik Türk Müziği Korosu var ki bunlar Kültür Bakanlığı'na bağlı. Diyarbakır'da Devlet Tiyatrosu var. Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Kültür Bakanlığı'na bağlı korolar var. Bunlar kadrolu sanatçıları var, sazları var, orkestrası var. Bugün yani bugün derken bundan bir 4-5 yıl önce bakanlık Antep'te Gaziantep Devlet Opera ve Balesi'ni kurdu. Evet. Bütün resmi yazı işlemleri her şeyi bitti. Yani şu an bakanlıktan bir ıslığa bakar her şey. Kadrosunu oluşturacak. Evet. Binası işte ıvır zıvırı ne lazımsa yapacak. Antep'te operasına da kavuşacak. Devlet tiyatrosu var. Devlet klasik Türk müziği ve halk müziği koroları var. Orkestralar var. Her şeyleri var. Evet. Ama Adıyaman'da hiçbiri yok. Evet. Ben dedim ki Güneydoğu Anadolu Devlet Senfoni Orkestrası Adıyaman'da olmalı. Madem Adıyaman'da devlet tiyatrosu yok, işte halk müziği, sanat müziği, koroları yok, bakanlığa bağlı. O zaman biz de böyle bir çıkış yapalım. Bu bir proje olarak aslında evveliyatına gidersek benim kafamda böyle bir şey oluştu. Ya Adıyaman
Devlet Senfoni Orkestrası ya Güneydoğu Anadolu Bölgesi Devlet Senfoni Orkestrası. Evet. Merkezi Adıyaman. Bunun ateşini kim yaksın? Adıyaman Filarmoni Derneği yaksın. Adıyaman Filarmoni Orkestrası yaksın. Ayrıca bir dernek var değil mi? Tabii ki. Çünkü bununla ilgili süreci de inceledim ben Fahrettin Bey. Mesela Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nın kurulumunu sağlayan Çukurova Filarmoni Derneği'dir. 11 kişiyle orkestra kurdular. Biz 11 kişiyiz diye bazı insanlar bizi eleştirdi. Dedim ki siz ya tarihi bilmiyorsunuz, iyi araştırmamışsınız. Bu ülkenin orkestralarının geçmişini şöyle bir inceleyin. Hangi orkestra kaç kişiyle kurulmuş? Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, Bursa Filarmoni Derneği'nin öncülüğünde. İstanbul'daki şu an BIFO oldu. İstanbul Filarmoni Orkestrası, İstanbul Filarmoni Derneği'nin girişimleriyle. İnsanlarda o ışığı uyandırdı, o talebin gelişini sağladı insanlarda. Böyle bir ihtiyacın olduğu o gün yüzüne çıktı ve STK'nın da gücüyle, kamuoyu gücünde yanına alarak ve devletle işbirliği şeklinde orkestralar bugün devlet orkestrası olarak kadrosunda yüzlerce sanatçıyı barındıran kurumlar haline geldi. Neden Adıyaman'da da bir Güneydoğu Bölge Devlet Senfoni Orkestrası olmasın değil mi? Aynen. Yani bu tarz böyle çok mütevazi şeylerle yola çıktık aslında. Ama bunu kime anlattıysak büyüklerimizden, dosyayı verdiysek ellerine, asistanlarına. Aa hocam çok güzel. Bir süre sonra unutuldu tabii. Ben de çok fazla artık şey yapmaktan yorulduğum için sadece orkestranın başarılarını bazı insanlar görsün. Bakın neler yapılabiliyor yani buralarda. Çünkü bir de o var. İnsanlar inanmıyorlar. Aa Adıyaman'da, aa Güneydoğu'da. Hı hı. Ne var? Adıyaman dediğiniz, Güneydoğu dediğiniz yerde öyle yetenekli insanlar var ki. Pırlanta gibi. Pırıl pırıl. Kalpleri, ruhları tertemiz. Sadece emek vermek lazım. Zaman tanımak lazım. Şans vermek lazım insanlara. Yani buradan bu çıkmaz, buradan bu olmaz dedikçe biz sadece birkaç büyük şehrin çemberinde döneceğiz, duracağız. Öyle bir şey yok. Peki hocam, Adıyaman'da o potansiyel var mıydı? Böyle filarmoni orkestrası oluşturacak kişileri, sanatçıları bulmakta zorlandınız mı? Adıyaman'da ilkin biz çok genç grupla başladık. Yani öğrencilerle falan başladık. Zaten orkestranın kurulumunu yaptık. 3 ay sonra Pera Düğün Salonu'nda biz ilk konserimizi verdik. Yavuz Selim Ortaokulu'nun bir veli buluşmasında. Hocam evet, dediler bir şey yapar mısın falan. Biz de böyle çalışmaya başlamışız, provalar falan yapıyoruz. Basınla buluşmamız gerekiyordu. O zaman buradan basından olan arkadaşlar iyi hatırlarlar. Bizim ilk şeylerimiz orada basınla tanışmamız oldu. O zaman sağ olsun arkadaşların kalemi güzel, güçlü. Çok beğeni aldı. Hürriyet gazetesi manşetten verdi. Hı hı. Güneydoğu'nun ilk filarmoni orkestrası Adıyaman'da kuruldu diye. Çok güzel. Bundan sonraki süreçler, buradan biraz öteye sıçrayayım isterseniz. Aralara tekrar döneriz. Hürriyet gazetesinin gösteri ekinde çıktık biz. Mersin 17. Uluslararası Müzik Festivali'ne davet aldık. Gittik. Orada tabii ki Mersin Devlet Opera'nın orkestrasından da bize takviyeler oldu çokça. Aşağı yukarı 40'a yakın orkestra sanatçısı vardı sahnede. Ve iki tane çok iyi solistimiz vardı. Festivalin basın yetkilisi geldi bana dedi ki hocam dedi biz dedi 16-17 yıldır festival yapıyoruz. Hürriyet gazetesi ve gösteri eki bizden daha hiç şey talep etmedi. Röportaj talep etmedi. İlk talep ettiği kişi orkestra sizsiniz. Hı hı. Şeref duyarız dedim ben de. Neyse onların şeyini yaptık. Bütün Türkiye'de yayınlandı bu. Bütün saygın kitap evlerinde, gazete bayilerinde yok sattı. Ben ne kadar eşim, dostum, tanıdığım varsa şey yaptım. Yani kapış kapış gitti. Zor birkaç tane buldum kendime. Evet. Bu uluslararası ve ulusal sanat dergilerinde çıktık. Aynı zamanda bizim yürüttüğümüz bir festival ayağımız var. Adıyaman Uluslararası Müzik Festivali. Evet, onunla konuşacağız. O bağlamda Türkiye'nin saygın klasik müzik dergisi Opus dergisinde çıktık. Buna bağlı olarak mesela festival ayağımızdan hareketle bunu söyleyebilirim gönül rahatlığıyla. Büyük şehirlerden tur firmalar, özellikle İstanbul'dan
tur firmaları bizim festival tarihlerimizi öğrenmek istiyorlar. Sebep, GAP turlarımızı biz ona göre planlayacağız. GAP turuna katılan insanlar işte gündüz, nedir onun adı, tarihi turistik bölgeleri gezecekler. Evet. Akşam konsere gelecekler. Evet. Yani böyle muhteşem bir şey var. Yayılan bir sinerji var. Evet. Bu sinerji, ümit ediyorum bu süreci sağlık içerisinde hepimiz atlatırız. Bütün her tarafa yayılır. Mesela bizim yapmadığımız şeyler var. Bizim dışımızda gelişen şeyler var. İnternet ortamında festival sitelerinde Adıyaman Uluslararası Müzik Festivali'nin tarihini takip ediyorlar. Bütün Türkiye'deki festival tarihlerini takip edip yayınlayan bir site bu. Hı hı. Bir iki tanesi var. Tesadüf fark ediyorum bunları ben. Ve çok güzel şeyler. Evet, muhteşem dönüşler alıyoruz. Evet. Peki halk nezdinde böyle insanlar harfhane gruplarında, sıra gelirlerine falan böyle alışıkken, evet, bu tür yerleri daha çok severken, sizinki biraz daha fantastik mi oldu? Yani, tabii biraz hayal gücü. Yani nasıl karşıladı halk, bunu nasıl karşıladı? Yani ilk zamanlar, geçen bir Mersin Radyosu'nda da bahsettim. Yani çok güzel şeyler aslında bunlar. Basınlı arkadaşlar, ya hocam sizin sayenizde yani klasik müzik dinler olduk falan dediler. Hı-hı. Espriyle ama dinlemeye, evet, başladılar Fahrettin Bey. Evet. Piyanoyu ilk defa dinledik biz diyen arkadaşlar vardı. Ve bu insanlar hocam dediler, yani biz ilk siz başladığınızda sahneye solist çıkıyordu, çıkarıyordunuz. Biz dinlerken şey yapıyorduk, yani şimdi yalan söyleyeyim hocam, böyle bir durum var. Ama şu anda dinliyoruz. Bir saatin üzerinde klasik müzik, piyano resitalini, evet, arkadaşlar dinliyorlar. Kamerayı bırakıp oturup dinliyorlar. Böyle güzel şeyler var yani. Evet. Halk ilgisi nasıl derseniz muhteşem. İlk zamanlar evet biraz böyle insanlar acaba nedir, nasıl falan. Ama zaman geçtikçe bu lezzete alıştılar. Bunu ben şuna benzetiyorum Fahrettin Bey. Yani insan hiç o güne kadar tatmadığı bir yemeği nasıl tattığında önce bir bunun içinde ne var? Şüpheyle bakarsınız. Şüpheyle bakar. Ama o damak o sinyalleri beyine gönderir, lezzet dağılımını yapar. İşte tuzu var, şekeri var, işte baharatı var vesaire. Belli bir süreçten sonra o tadla ilgili bilinç oluştuğu için, evet, insanlar şimdi mesela mesaj atıyorlar, soruyorlar. Ne zaman ilk konseriniz, yakın konseriniz ne zaman var falan diye. Yani tabii şu anda süreçten dolayı herkes canlının şeyinde ama yani böyle bir sürecimiz var bizim. Evet. Sadece onunla kalmadınız. Şeyde, tiyatroda da bir, evet, adım attınız. İlk kez Adıyaman'a devlet tiyatrolarını getirmiş oldunuz. Evet. Bunun potansiyeli nasıl? Böyle insanların tiyatroya ilgisi nasıl oldu? Şimdi Fahrettin Bey, onu öncesi şunu anlatayım. Bir yıl öncesi Mersin Devlet Opera Balesi beni aradı. Dediler ki hani bütün neredeyse Türkiye'deki bütün sanat camiası birbirini tanır. Evet. Takip eder. Kim nerede konsere çıkmış, ne kadar insan varmış konserinde, nasıl bir etkileşim olmuş falan filan. Yani herkes birbirini tanır. Mersin Operası ile benim de geçmişten bir bağdaşıklığım var. İlk neredeyse benim müzikal eğitimi Mersin Operası'nda başladı, Gençlik Korosu'nda. Çok saygıdeğer insanlar var, hocalarım var, hala görüşürüz. Aradılar, dediler ki biz senin oradaki çalışmalarını, başarıyla yaptığın çalışmalarını takip ediyoruz, takdir ediyoruz. Turun ayağına Adıyaman'ı da dahil etmek istiyoruz. Bizimle ilgilenir misin? Dedim ki baş göz üstüne. Burada çok hoşuma giden bir cümle bu. Çok içten, çok samimi. Evet. Başımla gözümle diyorlar ya, o kadar mutlu oluyorum ki. Oradan arkadaşlar geldiler, biletlerini verdiler, işte kaşelerini verdiler vesaire. Bir avuç gencimle birlikte ben o biletleri tek tek sattık. Hı hı. Çoğu zaman ben çıktım Adıyaman sokaklarında, ana caddesinde o biletleri sattım. Belki elimde 20-30 tane kalmıştır. Onu da kendi cebimden verdim. Dedim ki salon boş kalmayacak. Evet. Ve salonu dolu bir şekilde biz Mersin Operası'na teslim ettik. Ve insanlar, şüpheyle gelen insanlar ayakta alkışladılar. Herkes çok memnun. Bir daha ne zaman gelirler filan. Yani havada uçuşuyor bu sorular. Böyle bir kendimize özgüven tazelemişiz. Özgüvenimiz yerinde. Yavuz Selim'de çalışırken tanıştığım, şu an rahmetli oldu bir iki ay önce, Mahmut Öztürk hocam vardı, Allah rahmet eylesin. Bir gün beni aradı, dedi ki Özgürcüğüm biz İl Emniyeti ile bir proje yaptık. Bizim bir tiyatro oyununa ihtiyacımız var.
Abi baş bir üstünde nedir? Yani konusu ne olsun, içeriği ne olsun? İşte şöyle falan. Ben araştırmaya başladım bu süreçte. Bu arada elim tabii ki Kültür Bakanlığı'na gitti. Oradaki tiyatro birimine, şube müdürlüğüne kadar ulaştım. İlk bana dediler ki, biz oraya bir 4-5 yıl önce 50 kişilik bir prodüksiyon gönderdik. Tiyatro. Dedim. Kaç kişi vardı biliyor musunuz? Dedim bilemem. 12 kişi gelmiş sadece. Ben dedim ki o bizden önceydi. Niye söyledim bunu? Çünkü bizim bir Mersin Operası deneyimimiz oldu. Çok güzel olmuştu. Dediler tamam hani bir siz dedim orayı arayıp referans alabilirsiniz bu manada. Siz dediler resmi yazınızı yazın biz değerlendirelim. Resmi yazı gitti Ankara'ya. Sivas geldi. 2 gün oynadı. Full salon. Konya geldi. 10 duyunca. Arkadan işte Diyarbakır geldi. Salon full. Bunu Ankara'dan ilgili şube müdürü, tiyatro bölümüyle ilgilenen, ismini şu an hatırlayamıyorum. Duydu tabii ki. Herkes duyuyor bunu, her şeyi. Çünkü ne oldu? O mesela Adıyaman sahnesi nasıldı? Bunu bütün herkes bilir. Bizim burada festivalde yaptığımız şeyde mesela Adıyaman sahnesinde reaksiyon nasıldı, seyirci nasıl? Buraya çıkan sanatçı, emin olun o enerjiyi bütün her tarafa yer. Şube müdürü Ankara'dan kalktı geldi. Ya Diyarbakır'dı ya İzmir Devlet Tiyatrosu'ydu. Yerinde görmek için salonu. Çok güzel. Geldi en önde birlikte seyrettik dedi Özgür Bey inanılmaz muhteşem. Sonra Devlet Tiyatroları turne programına koydu Adıyaman'ı. Çünkü artık onlar geliyor seyirci izlemeye gidiyor. Onlara da güven geldi tabii. Tabii ki güven geldi. Yani çünkü onlar şunu düşünüyorlar. Tamam hani bu para devletten çıkıyor ama günah değil mi? Evet günah. Ama sen iyi organize olursan insanlar sanata aç, kültüre aç, okumaya aç. Sen bunu nasıl vereceksin, nasıl vermelisin bunu iyi planlamalısın. Aynen. Öyle ezberden olmuyor bu işler. Yani ben yaptım olduğuyla olmuyor maalesef. Kolektif bir işbirliği, hep birlikte. Sonrasında sağ olsun Adıyaman Belediye'miz bu konuya destek oldu. Gelen tiyatro oyunlarının biletlerini komple aldı. Görüyorsunuzdur zaman zaman hani salgından evet. Önceki süreçte. Billboardlarda işte Sivas Devlet Tiyatrosu, Diyarbakır, Van falan hepsi gelmeye başlamışlardı. Evet. Bu şekilde bir halka kültür sanat hizmeti de belediye eliyle yürümeye başladı. Umarız bundan sonra süreçte diğer talep ettiğimiz şeyler de olur, oluşa gelir. Hadi tiyatroyu anladık da siz bir de bu işe operayı kattınız. Yani opera biraz daha farklı bir şey. Yani bizim ne bileyim yani hani 10-15 yıl, 20 yıl öncesine baktığın zaman opera bana gülünç gelen bir şeydi mesela yani. Ya muhteşem insanları var bu coğrafyanın. Belki de beni buraya bağlı tutan, bunca zaman beni burada kalmamı sağlayan o enerji, o gördüğüm enerji. Geçen bir öğrencim bana mesaj attı. Dedi ki hocam, sizin dedi Nemrut Dağı'ndaki fotoğrafınız burada dedi tesadüf girdiğim bir çay ocağında. Ne güzel. Yani olay budur Fahrettin Bey. Yani öbür tarafta bir iki tane insan bana şöyle demiş... Böyle demiş, sanatımızı eleştirmiş, küçümsemiş. Yüreği olan gelsin buralarda bu işi yapsın. Viyana'da, Varşova'da, Rusya'da değil. Bol bütçeli paralarla. Bol bütçeli, bol dediğiniz gibi her taraftan sponsoruyla olan yerlerde yapmasını herkes bilir. Hani sokak tabiriyle kör nenemde yapar onu filan hani. Evet. Önemli olan yokluğun içerisinde bir şeyleri başarmak. Bizde çünkü onu niye söylüyorum? Zamanında bizi o anlamda bazı eleştirdiler işte şu kadar kişiyle falan dedim ki arkadaşlar Çukurova Devlet Senfoni'nin kurulum aşamalarına gidin bir bakın açın sayfalarını. Kaç kişiyle kurulmuş koskoca devlet orkestrası? Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası kaç kişiyle kurulmuş? Yani siz kalkıp bizi sıcacık evinizde sobanızın başında bizi eleştiriyorsunuz. Biz sokaktayız, biz sahadayız. Siz salondasınız. Ya eleştiri mutlaka olacaktır. Ya muhakkak olsun yani eleştirsinler. Yani iyi yaptığınız şey yani mutlaka eleştiri olacaktır. Kesinlikle. Yani kötü yapsanız da eleştiri olacaktır. İyi yapsanız da ama eleştiri olacaktır. Ama inanın Fahrettin Bey
Belki öyle düşündüler. Hani yılınır filan hani böyle yılar bu insanlar. Ama hiç bende tık yok. O eleştiri geldikçe ya da böyle şu bu oldukça ben daha çok azimlendim. Daha iyisini nasıl yaparım diye. Aynen. Çok şükür bugün Paris Türk Radyosu 2019-2020'nin en iyi sanatsal girişimi. Evet, onunla konuşacağız. Ben üstünden geçeyim tekrar gideceğiz. Aynen. En iyi orkestrası, işte şefi alanlarında ödüle layık görmüşler. Bildirdiler bundan bir 10 gün önce. Yani ben bu ödülleri Adıyaman'ın aldığını düşünüyorum. Yani böyle bireysel aynen. olarak tamam siz başarılısınız ödül almışsınız ama ben o ödülün tamamını gerçekten bütün Adıyaman'ın mal etmeyi iyi düşünüyorum. Çok güzel reaksiyonlar oluşmaya başlamıştı. Mesela İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın piyanisti sanatçı dostumuz Yeşim Gökalp geldi bir gün. Bizim orkestramızla, Adıyaman Filarmoni Orkestrası'yla biz solistli konser yaptık. Bu muhteşem bir şey. 400 yataklı da bir doktor arkadaş. Sonrasında tabii biz tanıştık. Fotoğrafını çekmiş. Demiş ki yarın zorunlu hizmet bittiğinde diyecekler Adıyaman'da ne vardı? Şimdi ben desem ki de aynen böyle anlatıyor. İşte İzmir Senfoni'nin sanatçısı geliyordu. Adıyaman Filarmoni'nin düzenli konserleri oluyordu. Gidiyorduk desem inanmayacaklar. İyisin bu fotoğraf burada delil olarak kalsın. Muhteşem bir şey. Evet. Ya bunun gibi yüzlerce belki de anekdot var kafamızın içerisinde. Bizi şevklendiren, heyecanlandıran, bir sonraki aşamada daha iyi nasıl bir şeyler yapabiliriz bize düşündüren çok şey oldu. Evet, bunların başarılı çalışmalarının sonucunda da doğal olarak böyle tabii. festivaller, fuarlar mutlaka bunlarla taşlandırmak tabii, tabii. gerekiyor. Evet. Sizler de Adıyaman'da uluslararası müzik festivalleri yapmaya evet. başladınız. Ve bu festivalinde sanat yönetmenliğini aynen, üstlendiniz. Bundan biraz bahseder miyiz? İkinci sorum olarak hemen devamında aynı konu çünkü. Bu pandemi süreci eğer olmasaydı muhtemelen 2020'de de düşünüyordunuz. O çalışmalar ne oldu? 20 yılında yaptık 2020'de. 2020'de yaptık mı? Şöyle yaptık. Festival günümüze bizim 2 gün falan kalmıştı. Biliyorsunuz elimizde. Çünkü biliyorum ben o takip etmiştim. Süreci son anda herhalde iptal oldu. Evet. Elimizde çok fazla sahne alternatifi yok. Bizim yaptığımız müziklerde de bizim özellikle kuyruklu piyanoya ihtiyacımız var. Buradan eğer bizi izleyen yetkili, etkili abilerimiz, ablalarımız varsa bu manada desteklerini isteriz. Onunla ilgili ben salgından önce bir ufak yollu bir kampanya yapmaya çalıştım ama bakanlıkla da yazışmalarımız askıda kaldı. Çünkü araya salgın girdi. Evet. Ben kuyruklu piyano istiyordum bize ait. Bize ait derken Adıyaman halkının malı. Niye? Çünkü ben o piyanoyu alıp Nemrut Dağı'na da götürmek istiyordum. Aslında şu anda tüyo veriyorum. Birileri yapabilirse yapabilir yani. Perre Antik Kenti'ne götürmek istiyordum. Çoğu solistim akustik yani orijinal kuyruklu piyano olmadığı için oralara gitmek istemiyor. Evet. Onlar elektronik, dijital bir piyanoda çalmak istemiyorlar. Ama bizim elimizde böyle bir imkan olsa biz her tarafa gideriz. Evet. Orijinal yerinde. Bundan daha âlâ tanıtım olabilir mi? Bir şehir için, bir bölge için. Mutlaka. Tarihi, turistik bölgeler için. Falan. Nerede kalmıştık? Festivalden bahsediyoruz. Yani festivalden. İlk festival kaç yılında oldu? 2014, yani, yanlış olmasın, 2014 yılında başladı birinci festivali. Yani 6 yıl. 6 yıl. 6 tane festival. Tabii tabii 6 tane festival aynen. oldu. Çünkü geçen yılkini YouTube üzerinde yaptık biz. 2 gün festivalin başlamasında 2 gün vardı. Salgından dolayı her şey iptal oldu. Öyle olunca gelecek olan bütün sanatçıların her şeyi geçmiş yıllarda iptal. Yaptığınız festivaller nasıl geçti? İlk yıl yaptığımız festival tabii çok insanlar aslında farkına varamadılar. Ama biz hani açılış babında ne yapılması gerekiyorsa yaptık. Mesela ilk festivalimizi belediyeyle gerçekleştirdik. O zaman Antep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bize aşağı yukarı 40 kişilik bir nefesli bandosunu gönderdi. Mimar Sinan Parkı'ndan Demokrasi Parkı'na kadar kortej evet. yürüyüşü oldu. Bu muhteşemdi. Birkaç okul da geldi. Yani biraz insanların bazı şeyleri fark etmesi belki zaman istiyor. Biraz daha
hani yetkili kurumların daha böyle canhıraş davranması lazım. Ya da işi bilen, işi yapan kişiye birazcık ya kardeşim sen bu işi bak daha önce de yaptın. Gel masaya oturalım. Nasıl yaparız birlikte? Dirsek temasına girmeleri lazım. Evet. Benim en çok üzüldüğüm şey burada bu. Hı hı. Yani 6. festivali yaptık. 7.'ye döneceğiz. Böyle bir şey dönüş gelmiyor. Nemrut Festivali mi istiyorsunuz? Yapalım. Çiğ köfteyle ilgili bir şey mi istiyorsunuz? Yapalım. Ama bunu oturalım. Dünya klasmanında her yerde bu tarz şeyler nasıl yapılıyor? En evet. profesyonel şekilde birlikte yapalım. Sahaya birlikte inelim. Yapılması gereken her şeyi birlikte düşünelim. Hı hı. Hani bu dönüşleri almayınca insan biraz böyle ya ben aslında bu kadar şeyi niçin yapıyorum'a geliyorsunuz. Ha öbür tarafta da bu defa Adıyaman sizin yaptığınız bu etkinliklerle işte Urfa'dan, Malatya'dan, Antep'ten, Diyarbakır'dan buraya seyirciyi toplamaya başladığını görünce ya diyorsunuz iyi yapmış. Bu kadar yorgunluk değmiş. Evet. Noktasına geliyorsunuz. Ama siz zaten zoru başarmaya talip olmuşsunuz. Yani en baştan zoru başarmaya yani talip olmuşsunuz. Biraz gözüm karadır diyeyim. Yani onun için... imkansız diye bir şey yani, yok derler. Bunlar sizi yıldırmayacaktır yok, eminim. Yani biraz daha hatta biraz da kamçılayacaktır. Ben öyle küçük böyle mesaj verdim. Belki bir sesimizde duyan olur babında. Evet. Bu arada böyle birçok ülkede, birçok ilimizde senfoni orkestraları kuran çok değerli bir hocamız var. Profesör Orhan Ahıskal. Tabii. Onu da Adıyaman'a getirdiniz değil mi? Aynen öyle. Bir okulumuzda buluşturdunuz. Aynen öyle. Onun Düştüm Yola diye bir projesi vardı. Hı hı. Bizim de ikinci festival sürecimiz başlamıştı o esnada. Evet. Telefonlaştık dedi ya Özgür'üm böyle böyle hani ben de gelmek isterim nasıl bir şey yaparız falan. Dedim tabii ki olur. Hemen programımıza dahil ettik. Nasıl bir şey yaparız? Yürüyüşümüzü belli ettik. Sonra dedim ki Orhan Hocam ya biz sizinle böyle de bir şey yapalım. Yani sizin hocalık yönünüz de var. Biz o zaman yani festivalin şey yönünü de aslında burada vurgulamak istiyorum izleyicilerimize. Eğitim amaçlı bazı şeyleri de yapıyoruz biz. Yani üzerimize düşen ne varsa fazlası da yapıyoruz. Altınşehir İlkokulu'na gittik Orhan Hocamızla. Okul bahçesinde bir profesörden o minicik, tazecik genç çocuklarımız, öğrencilerimiz mini bir keman restali dinlediler. Keman restali. Müthiş bir ilgiydi. Çocuklar çıldırdı. O kadar güzel bir gündü ki. Oradan Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na söyleşiye gittik hocamızla. Oradan Güzel Sanatlar Lisesi'ne geldik. Orada söyleşi, sunum falan şeklinde. Yani festivalin aynı zamanda sadece böyle dinle, eğlen filan değil. Eğitim yönü de var. Mesela biz son özellikle ikinciden itibaren hepsinde şey yaptık. Öğrenci çalışması yaptık. Workshop. Anlık çalışmalar mesela. Masterclass'a da dönecektik ama işte bu süreç çok istediğimiz gibi gitmediği için o biraz bekleme kaldı. Ya kimler gelmek istiyor? Mesela Rusya'dan orkestra şefleri masterclass'a gelmek istiyor. Muazzam bir şey bu. Yani işte Adıyaman'ın tanıtmanın en büyük bir imkanı yani. Yani ben onlara öyle güzel bir program hazırladım ki burada. Mesela Edirne'den Kars'a, Ankara'dan Antalya'ya, Muğla'ya kadar bize buraya öğrenci geldi. Beşinci festivalde. O öğrenciler geldiler, piyano sunumlarını yaptılar, eserlerini dinlettiler. Gencecik fidanlar, mis gibi. Evet. Sonrasında işte masterclass'a dönüp bir program paket halinde bir şeyler yapacaktık ama tabii ki bu şey festivale dahil bir şekilde yürüyecekti. Ama dediğim gibi süreç sağlığa daha fazla ehemmiyet vermemiz gerektirdiği için. Şimdi tabii bu kadar başarılı çalışma olduktan sonra başka bizi ulusal medyaya taşıyan hani evet. Tamam biz kendi televizyonu olarak da uydudayız, tamam. Ulusal medyadayız evet, ama evet. Daha başka ajansların, daha başka televizyon kanallarının, gazetelerin bize ilgi göstermesi bizim için artıdır. Bu anlamda işte Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy evet.
bir ekiple Adıyaman'a gelmiş. 2206 metre mi Nemrut'un yüksekliğinde? Evet, siz orada bir... Yani dinleti demeyeyim artık konser oldu. Ziyafet diyelim buna. Ziyafet verdiniz aslında. Bu arada 40 tane de ünlü sanatçımız evet. gelmiş oldu. İşte bunu Latif Doğan'dan, Ferman Toprak'a, çok Ezgi Mola'ya böyle çok güzel sanatçılarımız da eşlik ettiler. O nasıl bir şeydi? Çok kalabalık bir gündü o gün. Kültür Müdürümüz Mustafa Bey beni aradı. Dedik hocam böyle böyle bir şey sizi istiyoruz biz. Dedim ki tabii ki olur neden olmasın. Bakanlık da bu şekilde talep bildirmiş. Hazırlandık bir hafta 10 gün içerisinde. Evet. Bizim planımıza göre tabii böyle yarım saatlik falan küçük bir dinleti. Dağda yerimizi aldık. Ondan sonra işte ünlüler geldi artık. Ünlüler yağdı diyeyim yani. Bir uçak dolusu, hocam dediler bir uçak dolusu ünlü geldi. Kimmiş bunlar dedim yani falan. Ya çoğunu ben tanımam. Belki siz de tanımazsınız. Şey dizilerden işte oynayan insanlar, tiyatro evet. oyuncuları falan yeni yeni olanlar falan. Ama tabii bizim gündemimiz hep farklı olduğu için. Birçoğu Adıyamanlı ama. Adıyamanlı olanlar da var. Tabii evet. ki Aha. şimdi her şehri ünlüsüyle geziyorum projesi o. Evet. Pervin Hanım'ın projesi. Çok da güzel gidiyordu onlar da aynen. Adıyamanlı sanatçılar da vardı işte Latif Bey'le, Ferman Bey'le falan birlikteydik o şeyde dağda. İnsanlar oraları gezdiler, dolaştılar sonra yanımıza geldiler. Biz de batış tarafındaydık, batı terası. Normalde yarım saat böyle biz ufak ufak çalıp bitirecektik. O böyle bir saati geçti, bir buçuk saat. Ay ne olur çalın falan dinleyelim, insanlarda böyle şey var. İşte o güneşin batışına böyle oturmuş, bağdaşını kurmuş, meditasyon yapanlar. Yani insanlar kendinden geçti. Evet. Şey diyorlar, inanamıyoruz diyorlar. Yani şu yükseklikteyiz, yanımızda klasik müzik var. Ve güneşin batışında ruhumuzu dinlendiriyoruz. Aynen. Yani muhteşem bir enerji dolu bir gündü o gün. Bunlar neden devamı gelmesin, neden olmasın? Yani neler yapılabilir neler? Evet. Aslında biz zamanında Adıyaman'da kurulan bir bando biliyorsunuz filmlere konu olmuştu. evet. Yani burada filmlere konu olacak çok şey var. Senfoni orkestrasından tutun da baleye, operaya, tiyatroya böyle her biri bir film olacak bir çok, konu aslında. Özür dilerim. Şimdi Sabah gazetesi bize bir ekip gönderdi İstanbul'dan. Bizi aradılar dediler ki Özgür Bey biz sizinle Nemrut Dağı'nda röportaj yapacağız. Görsellerinizi alacağız. O bizim karlı fotoğraflarımızı Sabah gazetesi çekti. Hı hı. Sonra da burada bizimle bütün ekibi topladık. Aşağı yukarı 2-3 saat söyleştiler, yazdılar filan. Gazete çıktığında ben onu okuduğumda ağladım. Bütün samimiyetimle söylüyorum ağladım. Olkan Bey'di röportajımızı yapan arkadaş. Nemrut'tan bizden ayrıldıktan sonra işte Kahta'ya gelmeden bir köy kahvesinde duruyorlar. Evet. Bizim bahsimiz geçiyor. Oradaki kahveci abimiz diyor ki sahip çıkın çocuklara diyor. Yani bu çok güzel bir şey. Yani kabullenilmişiz demek ki. Evet. Yani bunu duyunca ne bileyim bir çay ocağında bizim dağdaki fotoğrafımızı büyük manşetten verilen haberimizi görünce ya gerçekten duygulanmamak elde değil. Evet. Muhteşem şeyler. Dediğim gibi gerçekten her biri film konusu olacak evet. şeyler. Hocam şöyle hem sonlara doğru geldik zaten. Evet. Ben onun için böyle bu başarılarının taşlandıran bir gelişme. Siz az önce aslında biraz değinmiş oldunuz. Evet. Bunlar size ödül de getirdi. Evet. Paris Türk Radyosu ödülü 2019-2020 yılının en iyi sanatsal girişimcisi olarak size takdim edildi. Bundan bahseder miyiz? Bu radyo nedir? Bu ödül nedir? Mahiyeti, çapı nedir yani? Paris Türk Radyosu Paris'te yayın hakkı alabilmiş tek Türk radyosu ve bütün Paris bölgesine yayın yapıyor. Bütün Paris bölgesi dediğimiz orası hani nasıl tabirim burası buradaki yerleşim yerleri gibi değil. Her bir şeyi büyük bir şehrimiz gibi yani öyle düşünmek lazım. Bayağı büyük geniş bir alan. Evet. Yani yayın alanları çok büyük. Onu söylemek istiyorum. Hı hı. Diğer taraftan. Evet. Tabii bunlar şey araştırması yapıyorlar. Sanatsal programlar yapıyorlar. Filan. Evet. Ülkemizdeki
orkestralar, işte sanatsal girişimler üzerine bir araştırma yapıyorlar. Ve sosyal medyada olsun, Google'da işte orkestra dendiğinde işte en çok çıkanlara bakıyorlar falan. Yani böyle bir fizibilite çalışması yapıyorlar. Hı hı. Bunun üzerine tabii bizim bütün bu haberlerimizi medyada çıkmış, işte Sabah Gazetesi, Hürriyet'te, şurada bütün her şeyi de harmanlayınca, onların yıllık verdikleri ödüller var zaten. Hı hı. 2019-2020 bütün o silsileyi böyle göz önüne alınca diyorlar ki 2019-2020 en iyi sanatsal girişim, orkestra ve şef dallarında bu ödülü size tevdi edeceğiz. Böyle böyle bir şeyimiz var. İşte salgın müsaade ederse ilk fırsatta Paris Türk Radyosu'na oradaki insanlarla buluşmaya gideceğiz. İnşallah dediğim gibi ödülleri biz Adıyaman adına kabul ediyoruz. Tabii ki. Hakikaten. Hocam ben böyle programımızın akışı şey olmasın diye araya hiç girmek istemedim ama dostlarımızdan şiir isteği de var. Şiir isteği var. Böyle programın da sonunda bir şiir okuyarak bütün kardeşlerimize armağan etmiş olalım. Aynen öyle. Bu arada gelen mesajlar da hemen göz atayım. Evet. Fatma Topaloğlu, güzel programlar olsun, hayırlı akşamlar demiş. Bozan Çelik, programda başarılar dilerim demiş. Teşekkür ediyoruz. Mustafa Çelik, bol şiirli, bol sohbetli bir program olması dileğiyle başarılarının konuğunuza selamlar demiş. Teşekkür ederiz. Hacı Yusuf Yekin, hayırlı yayınlar Kirben demiş. Kendisine teşekkür ediyoruz hepsine. Dediğim gibi hepsine ayrı ayrı armağanımız olsun. Bir tane şiir okuyarak ben programımızı... Ben ondan önce küçük bir... Sizden en son bir mesaj alacağım. Ha tamam. Bir şiir okuyayım, tamam. Size döneceğim. Ne okuyayım? Bugün Esmerim diye bir şiirimi okuyayım. Programı o şekilde kapatalım. Gözlerin tenine ne de yakışır. Gül açar yanakta kokar esmerim. Ateşim yükselir, kalbim sıkışır. Bakışın sinemi yakar esmerim. Buğdaysı renginde saçlarım vardı. Dişlerim bembeyaz sanırsın kardı. Başımdaki duman bacayı sardı. Sözcükler dilimi sokar esmerim. Dilin dudağına dokunuşunda, hece hece ismin okunuşunda, kedi gibi bana sokuluşunda, içime sıcak sıcaklık akar esmerim. Kolum kırılsa da doludur yenim, hayatı zindana çevirme benim. Sırayla gidiyor bir bir sevenim, kalanlar arkadan bakar esmerim. Tükeniyor ömür sona beş kala. Toparla bahçeni sırtında pala. Şafakla beraber düşeyim yola. Dağlar bile bizden kokar esmerim. Ne olur biraz gül, bırak bu nazı. Gel semah dönelim, konuştur sazı. Yürekten yalvarsak değişir yazı. Duaya sarılıp yakar esmerim. Belki yüzümüze bakar esmerim. Evet, bu da bizim sanatımız. Bizim de sanatımız şiir. En çok, çok sevdiğim güzeldi. Gerçekten şiir benim. Evet hocam, sizin son mesajınızı alayım. O şekilde kapatalım inşallah. Ben birkaç yere mesaj göndermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Çağdaş Adıyamanlılar platformu ÇADAP. Onlar bu süreçte bize her zaman destek oldular. İlk İstanbul konserimizin organizasyonunu yaptılar. Ondan sonra birkaç İstanbul konseri yaptık zaten biz Adıyaman Filharmoni Orkestrası. Aslında zaman yetmedi, daha fazla şeye değinirdik de. Diğer bir selamımız Mersin Kültür ve Dayanışma Platformu. Şu an Mersin'den de çok izleyicimiz var. Hı-hı. Antalya'dan var. Adıyaman'dan zaten sayısız izleyicimiz var. Hepsine buradan selamlarımı, sevgilerimi göndermek isterim. Evet. Size de çok teşekkür ederim. Mercan TV'ye, Fahrettin Çelik'e çok teşekkürler. Evet, çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık diyelim. Çok başarılarının devamını diliyoruz Adıyaman adına. Adıyaman halkı eminim ki arkanızda. Biz de Adıyaman için yapılan her şeyde biz de varız. Tabii, biz de yanında da olacağız. Biz size bu anlamda teşekkür ediyoruz. Teşekkür ayaklarınıza ederim. Sağlık, çok yüreğinize sağ sağlık. Evet sevgili dostlar, bu akşam 2021 yılının ilk programında bu akşam çok değerli bir konuğumuz vardı. Adıyaman Filarmoni Orkestrası kurucusu, eğitimci, orkestra şefi, sanat yönetmeni, çok sevgili Özgür Oğuz
konuğumuz oldu. Kendisiyle güzel bir söyleşi gerçekleştirmiş olduk. Bir sonraki programda inşallah tekrar buluşmak umuduyla hepinize hayırlı akşamlar.